Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konferansımızın konusu safsata ve mantık. Konferansı verecek arkadaşımız işte adımlar sözcüsü Cem Türkbiner. Tabii şahsen ben de merakla bekliyorum. Devamlı kullandığımız iki kavram. Tabii bunun iki kavramında felsefede bir gelişim süreci var. Biz kullanırken manalarına uygun mu kullanıyoruz, kullanmıyor muyuz? Konferans esnasında onu anlayacağız. Tabii mantık bildiği, hepimizin bildiği üzere aklın aleti mantık. Safsata ise bilmiyorum, yanılıyor muyum? Demagojiyi de içinde barındıran bir kavram aslında. Fakat neyin safsata olup olmadığını da herkesin ayırması pek mümkün değil. Belki dünya fikir hayatında safsata yapmayan fikir adamı veya yazar bir elin parmaklarını herhalde geçmiyordur. Tabii onu bu yazarların veya fikir adamlarının nerede, nasıl safsata yaptıklarını aslında Cem'le bir iki sohbet içerisinde ben de biraz şey yapmaya başladım, anlamaya başladım. İnşallah bu konferansın arkasından safsata diye biz neye diyoruz onu biraz daha öğrenmiş olacağız. Ben sözü fazla uzatmadan gönüldaşımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyur Cem. Hoş geldiniz. Konferansın konusunu safsata ve mantık seçmemizin bir amacı var aslında yaşadığımız hadiseler, karşılaştığımız şeyler yüzünden. Ali Osman Bey'in de çok güzel ifade ettiği gibi şimdi bu konferansın içinde bir takım safsata örnekleri falan da vereceğiz. Şimdi verdiğimiz zaman herkes için böyle bir ya biz de ama safsatacıymışız gibi bir durum doğabilir. Böyle bir durumun doğması gerekmiyor. Çünkü bu tamam insan ilişkilerinde illaki belirleyici bir şey ama daha çok böyle fikir çerçevesinde esas karşılığını bulan ve sınanması gereken bir şey. Yoksa toplumsal insan ilişkileri içerisinde olabilecek bir şeydir yani safsata. Onu o şekilde belirtelim konferanstan evvel. Ya klasik bir giriş olacak belki ama insanoğlu dünya hayatına geldiği zaman kendisinde Allah'ın kendisine vermiş olduğu, fıtratından kendisine yaratmış olduğu aklıyla bir takım sorular sormaya başlıyor. Hatta bu geçmiş dönemdeki böyle tabiatla iç içe yaşayan insan topluluklarında daha fazla tevarüz eden bir şey. Hani bir ağaçla, bir gökyüzüyle, bir toprağın üzerine basmakta bile varoluş kendisini daha fazla hissettiren, nasılını, niçinini daha fazla merak ettiren bir dönem olmuş oluyor. Şimdi bizim gibi modern dönem insanları için bu biraz daha böyle hayatın zenginliği, kargaşası içerisine daha arka planda kalmış bir şey oluyor. Geçmişte bir takım insanların, fikir adamlarının sistemli bir şekilde yapmış olduğu, mesela safsata üzerinde söylersek, sistemli bir şekilde yapmış olduğu safsata bugün insan topluluklarında bir alışkanlık şeklinde devam ediyor. Zaten dünya hayatı başladığı ilk andan itibaren sürekli bir saçmalama ve yani hakikat ve hakikat karşısında saçmalama mücadelesinin bir zemini. Bugün için de biz kendi özelimizde de yaşadığımız hadiselerde, dünya geneline baktığımızda da, Türkiye veya dünya geneline baktığımızda da en büyük saldırının idrakleri olduğunu görebiliyoruz. En güçlüsünden en zayıfına, en zekisinden en ahmağına kadar
hakikat düşmanları sistemli veya sistemsiz bir şekilde sürekli olarak idraklara, kelimelere, kavramlara saldırmaktadır. Yani bütün, şöyle diyebiliriz, bütün hakikat düşmanlarının can simidi safsatadır. Bunu zaten konferansımızda göreceğiz. İnsanoğlu dedik, hayata bir soruyla başlaması gerekiyor. Bu hatta herkesin bilmiş olduğu İbn Sina'nın bir Haybin Yaksan diye bir eseri vardır. Bu çizgi filmi falan da yapıldı. Batı'da da çok meşhur bir kitaptır. Yani bir tane çocuk annesi onu doğururken vefat ediyor. Adanın birinde çocuğu geyikler falan büyütüyor, böyle emzirip falan. Bu 40 yaşına kadar falan o adada yaşıyor ve orada bir kendisine bir mutlak bir güç tarafından yaratıldığı şeyine ulaşabiliyor yani kendi. Adam hiçbir kelime duymamış, hiçbir insan görmemiş. Yazıdan, bilgiden bir haber. Şimdi o geleneğin İmam-ı Azam'la başlayıp işte İbn Sina, İmam Maturidi gibi bu inanç geleneğinin temsilcilerinin bir iddiası vardır. İnsanoğlu doğuştan Allah tarafından bir takım akli melekelerle donatılmıştır. Hayata başladığımız zaman yani bugünden böyle insanlar kendi hayatlarını bir muhasebe tuttuğu zaman aslında kendimizi bir labirent hissi içinde görüyoruz. Şimdi mesela bulmacalarda kağıt üzerinde şimdi labirente tepeden bakabilmenin verdiği bir avantaj var. Hani çıkış noktası bilindiği noktada siz oradan geriye giderek mesela yolu bulabiliyorsunuz. Fakat hayatın böyle bir dezavantajı var. Bir çıkış noktasının olup olmadığı dahi bilinmiyor normalde. Sadece bir çıkış noktası olduğu bir haber olarak geliyor insanlara. Bunlar inanç noktasında, yani ulaşabildiği kadar bilgi noktasında bir yerlere gidiyor. Şimdi biz kendi özelimizde bunu konuşursak, yani İslam disiplini içerisinde konuşursak, meşhur hadis hikmetince hani ümmetin 73 fırkaya ayrılması, bunlardan bir tanesinin kurtuluş yolu olması, biz hani şimdi kendi serüvenimizi kendimizi bir labirentin içinde hayal edelim. Bu labirentin içine girdiğimiz zaman hemen hemen her meselede, her eşya, her hadisede önümüze iki veya sayısız yol çıkıyor. Şimdi bu yolun daha evvel yürümüş olan aileden, arkadaştan, toplumdan başlayarak ilim adamlarına, fikir adamlarına, bilim adamlarına kadar hep bu yollar karşısında bir tercihte bulunan ve gittiği yolu her dönem işte böyle misalen sancak dikip belirten insanlar var. Şimdi zaten bir insanın bir şeye mensup olması demek aslında o sancakları takip etmesi demek oluyor. Fakat zaten bir yola eğer insan girmezse şimdi şöyle bir zorlukla karşı karşıya geliyor. Şimdi labirente bir yere geliyorsunuz. Karşınızda iki tane yol var. Bu yolun mesela sahipleri hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz. Bu tarafa doğru oklar asılmış, bu tarafa doğru oklar asılmış. Şimdi bir insan, ben bunlardan hangisini tercih edeceğim? Yani bu noktada tercih etmek için kendisine bir takım şeyler gerekiyor. İşte o başta söylediğimiz akli melekeler gerekiyor. Yani bir yolun yanlışlığını sürekli insan deneyerek bulamaz. Şu Efendi Hazretleri'nin o meşhur hikmetli sözüyle, yani zaten bir ilmin yanlışı müntahasında belli oluyor. Sen şimdi bir yola sapıp da her yolu sonuna kadar gidip ya burası çıkmıyormuş deyip tekrar şey yaptığın yere dönme gibi bir teknik imkandan mahrumsun zaten. O yüzden böyle bir çetinlik karşısındayız. Önce bunu bir şekilde bir kayıtlayalım. Şimdi biz hayat dendiği zaman kendi din anlayışımızda din hayatın dışında ya da hayat dinin dışında bir alan olarak var olamıyor. Yani hayatın her safhasında bizim temel şeyimiz, öğreticimiz din. İmam-ı Azam'a dinin tarifini sordukları zaman insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilip ona göre bir tercihte bulunmasıdır cevabını veriyor.
Peki diyor, şöyle bir itirazla karşılaşıyor. Peki bunu herhangi bir hayvan da yapabiliyor. Hatta yerine göre bitki de yapabiliyor. İnsanı bundan farklı kılan şey nedir? İmam-ı Azam buna şu cevabı veriyor. İnsanı farklı kılan şey iyi ile daha iyi arasında tercih yapabilmesidir. Buradan anlaşılıyor ki hayat aslında bir tercihler bütünü. Deminki labirentteki yollarla birlikte düşünürsek. Yani meseleler sürekli mesela doğru, yanlış veya doğrunun içinde daha iyi, yani daha idare eder veya yanlışın içinde çok yanlış, az yanlış gibi sürekli böyle ayrılmalara tabi oluyor. Fakat Allah'ın o başta bahsettiğimiz insana yaratılışta vermiş olduğu akıl hiç durmadan bir içtihat mekanizması şeklinde çalışır zaten çocukluktan itibaren. İçtihattan kastımız şudur. Elde olan bilgi ve her nasıl oluşmuşsa oluşmuş. Yani tecrübeyle oluşmuş olabilir, haberle oluşmuş olabilir. Bir şekilde öğrenilmiş bir bilgiyi tercih meselesinde kullanma. Fakat insan aklı bunu günlük şeyi içinde, muamelatı içinde insan çok kendisi şuurunda olmadan da yapıyor. Şimdi mesela hepimiz buraya gelirken trafikte geliyoruz. Şimdi otobüs durağında iniyoruz. Şimdi biz çok tabii bir şekilde otobüs durağında inip mesela yönümüzü bu derginin olduğu mesafe şeye doğru, yöne doğru çevirip buraya doğru yürüyoruz. Şimdi burada hiçbir şey yok. Aslında sanki hiçbir şey gelişmiyormuş. Her şey kendiliğinden oluyormuş gibi oluyor. Fakat burada insanın şuurunun üstünde hiç durmayan bir akıl faaliyeti var normalde. Yani hemen mesela başlıyor. Otobüsten iniyorsunuz, caddeden karşıya geçeceksiniz mesela. Caddeden karşıya geçerken akıl bir sürü içtihat yapıyor. Şimdi bunları mesela o hızlılık içinde tek tek açarsak aslında ne kadar çok şey yaptığı çıkmış olacak ortaya. Şimdi mesela diyor ki burada arabalar geçiyor. Araba benden daha güçlü bir madde. Bu bana vurursa ben zarar görürüm. Şimdi bunun bana vurmaması için benim bir kere karşıya geçerken bunu göz önüne almam lazım. Şimdi buna yaparken yapıyorum. Ha, yönüm ne tarafta? Dergi bu tarafta olduğuna göre yönümü bu tarafa dönmem lazım. İşte ışıkları beklemem lazım. İnsanlara çarpmamam lazım. Şimdi bunların akıl aslında bunların hepsini yapıyor. Bu süreçte ama biz o tabilik içerisinde. Yani tıpkı kumandanın mesela konuşma için verdiği örnek gibi. Mesela konuşma için de öyle demişti. Bir kelime sarf ediliyor. Muhatap bu harflerin bir araya gelişinden oluşmuş o suret kelimeyi, sesi duyduğu andan itibaren akıl o kelimeye tarihte, anda yüklenmiş ne kadar mana varsa onlar sende beliri veriyor. Aynı şekilde işte yürürken de hayatın her safhasında ben burada konuşurken de mesela kelimelerimi seçerken hangi kelimeyi öne hangi kelimeyi arkaya koyarken akıl zaten sürekli bir içtihat içerisinde. Şimdi akıl meselesi konuşulmaya başlandığı zaman işin dini boyutunda işin dini boyutunda daha evvel bu konuda fikirler beyan etmiş İslam büyükleri var. Şimdi bunların iki tanesi arasında çok hoş bir diyalog var. Ben bundan bir örnek vermek istiyorum. İbn Arabi Hazretleri anlatır bunu Fütuhat kitabında İbn Rüşd'le olan karşılaşmasını anlatıyor. İbn Rüşd o sıralar 70 yaşlarında Endülüs'te Kurtuba kazısıdır. İbn Arabi ise 15 yaşında bir gençtir. İbn Arabi'nin babası da alim bir insan. İbn Rüşd o İbn Arabi'de tevarüz eden harikuladelikleri haberini aldığı için onunla görüşmek istiyor. Çağırtıyor kendisini. İbn Arabi'nin anlatımıyla devam edelim. Odasına girdim diyor. Yaklaşık 15 dakika hiçbir şey konuşulmuyor karşılıklı. Ondan sonra İbn-i Rüşd, evet, kelimesini telaffuz ediyor ama telaffuzunda bir mana var. Evet'in sonunda soru işareti var manada. Yani aslında evet mi demek istiyor. İbn-i Arabi Hazretleri diyor ki ben de ona evet cevabı verdim diyor. Evet sorusuna karşılık evet cevabı verdim. Benim o cevabım karşısında çok sevindim diyor. Fakat ben onun sevincinin benim muradımı anlamadığını delil olarak gördüm. Bu sefer hayır cevabı verdim.
Şimdi hayır cevabını duyunca İbn Rüşd bu sefer yüzü asılıyor. İbn Arabi bu sırada kalkıyor çocuk. Kapıya doğru yürüyor. Geri dönüp diyor ki hem evet hem hayır. Ruhlar bu ikisinin arasında uçar diyor. Benim dedi demek istediğimi anladı. Anladığını zannediyorum diyor İbn Arabi Hazretleri ve çıkıyor. Şimdi burada aslında bu iki tane İslam aliminin karşılaşmasının mümkün olmadığını iddia eden bazı böyle tarihçiler falan var ama mekan ve zaman şartları bu yaşlar itibariyle bunların karşılaşabileceklerini gösteriyor. Zaten bize anlatılan da o yönde. Şimdi burada İbn-i Rüşd genel olarak yani o masaya, karşılıklı oturulan o masaya hakikatlere aklın rehberliğinde ulaşılabileceğinin bir temsilcisi olarak oturuyor. Haliyle İbn Arabi de keşif ehli, yani hakikatlere ancak keşif yoluyla, aslında ancak demeyelim, hakikatlere keşif yoluyla ulaşabileceğini temsilcisi olarak oturuyor masaya. Şimdi yalnız burada dikkat çekmemiz gereken bazı incelikler var. Şimdi İbn Rüşd'ün aklın temsilcisi olması, bu diyalogta aklın temsilcisi olması keşiften nasipsiz olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi burada tartışılan şey bir usul. Aynı şekilde İbn Arabi'nin de keşif yolunun temsilcisi olması akıldan nasipsiz olduğu anlamına gelmiyor. Fakat burada bir incelik var, bir incelik daha var dikkat etmemiz gereken. Aklın temsilcisi olan İbn Rüşd, keşfe karşı aklın temsilcisi olan İbn Rüşd, keşfe karşı aklın üstün olduğunu keşfi sahibine doğrulatmak istiyor. Yani şimdi aslında bu da şunu gösterir. Keşif hakikate giden bir yol, akıl da hakikate giden bir yol. Fakat keşfin bir insanlara öğretilecek bir usulü yoktur. Yani hiçbir kitap, hiçbir öğreti şunları şu ilim disiplini çerçevesinde öğrenir, okur, tatbik ederseniz keşif sahibi olursunuz şeklinde oluşmuş bir ilim disiplini yok. Bu tamamen nasiple ilgili bir şey. Şimdi burada İbn-i Rüşd'ün biraz da isyan ettiği şey, isyan demeyelim de ona, yani itiraz ettiği şey, hikmeti herkes için mümkün kılabilmektir. Şimdi İbn Arabi Hazretleri'ne mesela Allah öyle bir şey nasip etmiş. Keşifle görüyor. Şimdi bana nasip etmemiş. Şimdi ben hikmeti anlayamayacak mıyım? Şimdi İbn Rüşd'ün bütün hayatında kavgasını verdiği mevzu budur. Ha, verdiği son cevap İbn Arabi Hazretleri'nin bunun üzerinde düşünmek gerekir tabii. Verdiği son cevap ruhlar iki kanat arasında uçup gezip dolaşır. Yani evet ve hayır. Yani akıl ve keşif. Aslında burada zımmi bir ikisinin de hakikate ulaştıracak birer yol olduğu şeyi çıkıyor. Fakat keşfin akıldan üstün bir yanı var. Şöyle, akıl ne kadar bir ölçü, biçme ve kıyas şeklinde bir hakikate ulaşırsa ulaşsın, bütün şeyi, bilgisi ve bilgisinin gücü kanaatten öteye gidemez. Fakat keşif, hani gözle görmenin verdiği bir rahatlık sağlıyor. Fakat şimdi burada bir yanda dezavantaj olan şey, şimdi toplum öğretisi için bir usule dökme ihtiyacı hissedildiği yerde akla muhtaç oluyor. Çünkü demin dediğim gibi yani keşfi, İbn Arabi'nin mesela o kadar kitabı var. Mesela keşfi tarif eden hiçbir şey yoktur. Yani keşif onda var. Yapacak bir şey yok bizim için. Bu aynı şey gibi. Bu mezhep, işte müçtehit sahibi olmak ya da mezhepte bir mezhep seçip taklit sahibi olmak mecburiyeti gibi. Şimdi biz burada Ehl-i Sünnet'in takipçilerinin şöyle bir iddiası var. Biz de o yolun takipçisiyiz genel olarak. Yani bir insan mezhep seçmelidir. Mezhep seçmediği zaman biz bu adama ehli bidat diyoruz, sapık diyoruz. Sapkın bir adam. Fakat biz şimdi bunu bir alt mertebede konuşuyoruz. Çünkü ideal olan şey bir Müslümanın mezhep seçmesi değildir. Bir Müslümanın müçtehit olmasıdır. Şimdi bir Müslümanın müçtehit olmasının ideal olarak belirtilmesi ve o idealin mümkün olmadığı yerde
o ideale giden mecburi durakların gerekliliğini iptal etmez. Yani biz şimdi bir insanın mezhep seçmesi gerekliliğini söylerken ideal olan şeyin aslında mezhep seçmemek, yani müçtehit olarak mezhep seçmemek olduğunu perdelemiş olmuyoruz. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Karşımızda gerçekleşen hadiseye romantik bir şekilde yaklaşmıyoruz. Diyoruz ki bir bu toplumun hali bu. Bizim halimiz bu. Biz bu hali ancak bir daha büyük bir aklın, daha büyük bir sistem sahibinin bize çizdiği ölçülere riayet ederek ancak doğru düzgün hayatımızı sürdürebiliriz. Anlayışıyla yürüyoruz. İşte bu akıl ile keşif arasındaki ilişki aynı buna benziyor. Yani şimdi keşif sahibi olmak, keşfin hakikati daha kısa yoldan ve daha belirgin bir şekilde gösteriyor olması, hakikate gidecek yolların döşenmesinde ve insanların hepsi için mümkün kılınmasında bir alt alet olan aklın gerekliliğini ortadan kaldırmıyor. Aynı demin verdiğimiz misal gibi. Bir de bir hükme keşifle varıldığı zaman, şimdi mesela tekrar İbn Arabi Hazretlerinden örnek verebiliriz. Bir hükme keşifle varıldığı zaman bu keşfin muhataplarına aktarılması yine akılla mümkün olan bir şey. Ya da şimdi bütün insanlar arasındaki ilişkiyi o İbn-i Rüşd, İbn-i Arabi diyaloğu gibi farz etmek durumundayız. Böyle bir şey mümkün olmadığına göre. Yani keşif sahibi de aslında hem kendisine gelen keşfi, her nasıl geliyorsa görüntü, his, bilmiyorum hayal, her nasıl geliyorsa onu aslında bir akıl süzgecinde değerlendirip, hatta mesela bir takım ölçülere vurup, çünkü bu şekilde yoldan çıkan insan da çoktur. Yani bir yerden bir şey gelir, sen onun, sana gelen şeyin keşif mi? Yoksa şeytanın bir vecdi mi? Onu bile bilemezsin aklın olmasa. Yani aklın bir ölçü noktasında bunu değerlendirmese. Mesela biz bunun İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olarak gördüğümüz bir şey vardı. Allah Resulü'nün vefatı. Aslında Allah Resulü'nün vefat etmesi peygamberliğin tamamlanması anlamına geliyor. Peygamberliğin tamamlanması da artık konuşma meydanını, kelam meydanını peygamber olmayanlara, kullara terk etme noktasıdır. O yüzden bu bir arazdır. Hani peygamber gibi bir ölçü sahibinin, kendisine danışılacak bir ölçü sahibinin ortadan kalktığı yerde insanoğlu kendi ölçülerini koymak zorundadır. Kendi ölçülerini koyduğu zaman da bunu keşfin üzerine bina edemezsin. Bunu aklın üzerine bina etmek zorundasın. Yani bunu tekrar edelim. Aklı keşfin ötesine koymak diye bir şey yok. Bir mecburi alet noktasında değerlendiriyoruz. Öbür türlüsü romantik bir bakış olur. Yani olanı doğru tespit etmemekten kaynaklanan bir bakış olur ve hiçbir şekilde bir ilim disiplini oluşmaz. Bizdeki pratik böyle değil. Şimdi Allah Resulü vefat ettiği zaman sahabeler arasında ilk ciddi ihtilaf yaşanıyor. Orada Medine'de Medineliler Müslüman olmadan evvel aralarında uzun yüzyıllardır kan davası devam eden iki tane kabile var. Evs ve Hazreç kabileleri. Şimdi bunların tabii yaşları belli bir yere gelmiş olan sahabeler için böyle bir sıkıntı yok. Fakat bu şeylerin gençleri için, mesela o sahabelerin oğul ya da torun seviyesinde olan insanlar için eski düşmanlıklar hala hikayeler şeklinde anlatılıyor. Ve şimdi genç bir insanın İslam'a olan onu özümsemesi de bir mesele tabii. Ne oluyor? Mescidin etrafında ya da içinde öbek öbek Müslümanlar bir hadiseyi tartışmaya başlıyorlar. Yani bu hilafet meselesi ne olacak mesela? Şimdi yani Allah Resulü vefat ettiği an eski şeyler tekrar gün yüzüne çıkıyor. Şimdi işte demin kastettiğim şey oluyor. Yani artık konuşma alanı, konuşma meydanı kula terk edilmiş durumda. Şimdi ne yapacaksınız? İşte orada sahabelerin hemen mesela büyük sahabelerin devreye girmesi, işte Hazreti Ebubekir'in hilafet seçilmesi falan. Şimdi konumuz o değil yani. Onu bir örnek olarak söyledim.
Fakat burada Hazreti Ali'nin fark etmiş olduğu bir şey var. Bu sahabelerin arasındaki ilk ciddi ihtilafın sebebi kavram. Aslında yani şimdi dil bir hilafet meselesi. Bir emir, Müslümanlara emir olacak bir insan meselesi. Şimdi bu nasıl olacak? Kelime nasıl anlaşılacak? Hani oradaki esas o büyük akılları birbiriyle ihtilafa düşüren şeyin ortak bir kavram ve lügat çerçevesinde henüz buluşmamış olunması. Yani çünkü şu var, tamam onlar çok güzel bir birlik oluşturuyorlar ama şimdi ihtilaf etmek Allah Resulü hayattayken iki sahabenin birbiri arasında ihtilaf etmesi önemli bir mesele değil. Çünkü Allah Resulü orada hani gidip soruyorsun mutlak bir şekilde dediğini kabul ediyorsun. Şimdi o olmadığı noktada işte bu sıkıntı doğuyor. Yani onların oradaki kaybını iyi anlamak lazım. Yani Hazreti Ali'ye hani Hazreti Ali'ye niye örnek veriyorum? Çünkü Hazreti Ali nahiv ilminin kurucusudur Arapçada. Arapça gramerinin kurucusudur. İşte Arapça gramerini kurmasının sebebi ta burada başlayan, Allah Resulü vefatında başlayan bu müşterek kavramlar etrafında toplanılması gerektiğini fark etmesidir Hazreti Ali'nin. Çünkü ölçü ihtiyacı doğuyor. Mesela Allah Resulü diyelim bir hadis getiriliyor. Allah Resulü müminlerin emiri olacak insanla ilgili bir şey söylüyor. Ya da hilafetle ilgili bir şey söylüyor. Burada kasıt nedir? Şimdi Allah Resulü olsa diyeceksiniz ki efendim şu hadiste neyi kastediniz? O da açıklayacak. Şimdi Allah Resulü yok, kime soracaksınız? Şimdi böyle bir mesele doğuyor. İşte bu meseleden dolayı yani dış şartların dayattığı meseleden dolayı oturup nahiv ilmini kuruyor. Arapça grameri kuruyor yani. Şimdi Arapça gramerin Allah Resulü döneminde olmamış olması Hazreti Ali'nin yaptığı şeyi gereksiz kılmıyor. Aynı akıl ve keşif gibi hala aynı şey çerçevesindeyiz. Yani Allah Resulü döneminde kişi keşif olarak değerlendirelim. Çünkü gerçekten şeyin payı yok. Soruyorsun ve cevap veriyor, kabul ediyorsun. Ama burada mesela şimdi bir gereklilik var. Yani işte bu gerekliliği kabul edip akla göre inşa ediyor. Şimdi o dili inşa ederken ispat edemeyeceği hiçbir şey yok. Zaten ispat edemeyeceği hiçbir şeyin olmaması akıl ve mantık planı. Bizim Hazreti Ali'nin başlattığı bu şeyde o demin saydığımız İmam-ı Azam, İmam Maturidi şeklinde yürüyen din anlayışında medreseler mesela zuhur etmeye başlıyor İslam dünyasında. Medreseler aynı Hazreti Ali'nin o dil gramerini hangi ihtiyaç ve mantık çerçevesinde bina ettiyse aynı ihtiyaç ve mantık çerçevesinde bir ilim metodolojisi oluşturuyor. İlim usulü oluşturuyor bizim alimlerimiz. Şimdi şu şekilde bir sınıflandırmaya gidiyorlar. Yani ilimleri üç ayrı kategoride sınıflandırır medrese alimleri. İlk kategori mantık ve fizik kategorisidir. Şimdi mantık ve fizik ilk kategori olmakla birlikte kendisinden sonra gelecek olan ikinci ve üçüncü kategorideki ilimlerin de temelini inşa eder. Yani bir insana mantık ve fizik inşa edildiği zaman onun üstüne o artık İslami ilimleri de öğrenmeye açıktır. Herhangi işte o tabiat ilimleri dedikleri ilimleri öğrenmeye de açıktır. Şimdi bu mantık ve fizik dediğimiz o iki isimle isimlendirilmiş ilimler de matematik ilmi üzerine otururlar. Yani matematiksel bir doğrulanma noktasında iddialıdırlar. Yani matematiksel olarak reddedilemeyecek. Çünkü aslında bütün ilimler kendisini matematikte sınar. Oraya geleceğiz. Şimdi matematik üzerine mantık ve fizik bina ediyorlar. Bunları bir talebeye verdikten sonra ikinci kategori olarak tabiat ilimlerine geçerler. Tabiat ilimlerine bunların dışındaki hemen bütün ilimler girer, metafizik hariç. Üçüncü de zaten kendi kendine çıkmış oldu. Üçüncü ilim de o İslam şeyinde mabadet tabiat. Aslında şimdi burada da ben bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Biz bunu metafizik diye çeviriyoruz. Şimdi aslında tarihte
ilk olarak mantığı sistemli bir şekilde bir ilim olarak, daha doğrusu bir sanat olarak diyeyim, ilim olarak değil de bir sanat olarak sistemli bir şekilde mantığı yazıp üzerine düşünen yazan Aristo'dur tarihte. Aslında bizim İslam bilimleri geleneği de Aristo'nun tasnifi üzerine yaşıyor. Aristo şimdi fizik üzerine 6 tane kitap yazdıktan sonra diğer ilimler üzerine kitaplar yazmaya başlıyor. Diyalektik üzerine yazıyor, ahlak üzerine yazıyor, bir şeyler yazıyor. Bunların hepsine o Yunanca tabirle metafizik deniyor. Metafizik demek aslında hiçbir alternatif merhaleye itibar olmamak olmaksızın arada zamanda sonra gelen demektir yani. Yani fizikleri yazdıktan sonraki eserler genel olarak o ismi alıyor. Şimdi bizim şeylerin yaptığı çeviri, bizim Müslümanların yaptığı çeviri birebir bunun aynısıdır aslında. Yani tam olarak kelime fizikten sonraki ilimler anlamında çevrilir. Bizim bugün metafizik dediğimiz. Fakat burada bir yanlış şey oluyor. Yanlış isimlendirme, yanlış manalandırma, doğru tasavvur. Yani nasıl bu, hani Felix Kulpa dedikleri, üstadın bu Mesut Suç dediği şey gibi bir şey oluyor. Şimdi ne demek istiyorum onu biraz açayım. Şimdi bu metafizik kelimesi tarihte bir noktadan sonra fizikten sonra gelen, zaman olarak fizikten sonra gelen, usul olarak fizikten sonra öğretilmesi gereken ilimlerin genel ismiyken, bu böyle fiziği aşan, hani fiziğin bu konuda bir cevap veremeyeceği olağanüstülük manası kazanıyor mesela. Şimdi aslında bu iş yapılırken öyle bir manası yok. Ama tarih, yani tarihin etkileri de yok sayılamaz. Bu şekilde kopa kopa böyle bir anlayışa sebep oluyor. Fakat bu iş temelinde aslında onu da kapsayan bir şey. Çünkü gerçekten metafizik diye bugün ifadelendirilen şeyin içinde fizikle açıklanamayacak şeyler de var. Gerçekten. Yani şimdi kelimenin tarihteki yanlış seyri doğru bir tasavvura çıkıyor. İlginç bir şekilde. Ama bizde dediğim gibi bizdeki çeviri yani mabadet tabia. Yani tabiat ilimlerinden sonrası. Aslında birebir çeviri doğrudur yani bizde. Şimdi dedi ki mantık ve fizik alanı bütün ilimlerin temelidir. Bu bizim ilim anlayışımızda da böyledir. Müslümanların ilim anlayışında böyledir. Aslında şunu söyleyelim. Bu bir anlayışı temsil etmiyor. Ta ki 13. asırlara kadar falan bütün İslam medreseleri hep aynı taktik üzerine, aynı usul üzerine yürüyorlar yani. Bunların temelinde dedik matematik var. Yani matematik bütün ilimlerin, bütün fikirlerin, iddiaların, tezlerin sınanacağı yer normalde. Çünkü matematik, hani akıl her zaman şu soruyu sorabilir karşı tarafı sıkıştırmak için. Hani her şeyin sebebini sorarsın mesela. Onun sebebi ne şu? Peki o niye öyle, şöyle, o niye böyle, böyle? Şimdi matematik bize şunu veriyor. Sebeplerin en sonunda dersin ki, mesela gelirsin dersin ki çünkü matematiğe göre bu böyledir. Peki matematiğin kendi doğrularının ispatlanacağı yer neresidir? Bizim iki tane hani dünya ilim tarihine yani isimleriyle geçmiş iki tane matematikçimiz var. Biri El-Harizmi bunların, biri de Cebir. Cabir bin Hayyan veya Cebir. Şimdi bunlar ikisi de isimleri zaten isimleri ilimlere isim olmuş. Yani Cabir'in ismi Cebir olarak, El-Harizmi'nin ismi de Latince'de dıştan bir kelime Latince'ye kabul edilirken H harfinin Z harfine, H harfinin G harfine, Z harfinin de T harfine dönüşümleri vardır Latince'de. Şimdi yani bugün Latinlerin algoritma diye, bütün Batılıların söylediği algoritma ilmi aslında El-Harizmi'dir. El-Harizmi'nin isminin Latince telaffuzudur. O ismi vermiş. Şimdi burada biraz tasvir etmem gereken bir alana geldim aslında. İnşallah onu düzgün tasvir edebilirim. Şimdi bunlar geldikleri zaman, özellikle Cabir için söyleyelim. Geldikleri zaman şöyle bir şey fark ediyorlar. Hazreti Ali ile başlayan önce dili kurma, sonra dil üzerinden sistemli bir şekilde ilimleri sınıflandırma,
yapılırken farkında olmadan güdülen bir usul var. Farkında olmadan güdülen bu usulü matematiksel karşılığını koymak gibi çok çetinlerin çetini bir işe girişiyor ve bunu başarıyor. Bugün bütün dünyada kabul edilen şekilde. Çünkü matematiğin temeli aslında dört tane merhaleli yol üzerinde ispatlar. Yani şimdi bu hiçbir şekilde karşı çıkılamayacak bir ispattır. Hani demin dedik ya, geriye doğru sebeplerin geriye doğru gidişi, 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 o niye öyle, o niye öyle. Şimdi mesela 10. sorudan sonra iş matematiğe getiririm ben mesela. Derim ki çünkü matematikte böyledir. Peki matematikte neden öyledir? İşte onu mesela matematik düzleminde ispat eden adam Cabir. Şimdi 4 tane merhaleli şey var matematikte. Bunlar çok yani ilkokul seviyesinde bize gösterilen bir şey. Nokta var. Şimdi 2 tane nokta var. 2 nokta aslında doğru demek. Doğru diye bir çizim aslında matematikte yoktur. İki tane birbirinden uzak noktadır. Sonra bu bir şekilde bir çerçeve tamamlarsa, kare olsun, üçgen olsun, yuvarlak olsun, düzlem haline gelir. Bir de buna üçüncü boyut eklersin, hacı. Dört tane merhaleli şey vardır. Bütün mesela, yani şöyle bir örnek verelim. Hani çok meşhurdur. İşte ikinci dereceden bilinmeyenli bir denklem var mesela karşımızda. Diyelim x kare artı 2x artı y kare gibi bir şey. Şimdi bu matematikte tamamen nokta, düzlem, nokta doğru ve düzlem yapılarak kağıt üzerinde çizilerek ispatlanabilir. Mesela tersini ispat etmek isteyenin yeni bir şey getirmesi gerekiyor. Yani bu tam bir ispattır. Fakat burada çok hoş bir şey yapılıyor Cabir tarafından. Bu sıralama tıpkı bizim İslam ilimlerinde kitapla başlayan hadis, icma ve içtihat, kıyas yani. Bu dördünün aslında karşılığı olarak yapılır. Şimdi burada mesela nokta Kur'an-ı Kerim'i temsil eder. Çünkü nokta aslında bütün onların temeli. Ve tabir yanlış anlaşılmasın, muamelat noktasında en temel olanı, az olanı o. Yani piramit gibi, piramitin tepesi gibi yani. Şimdi mesela altındaki hadis, Kur'an-ı Kerim'den daha muamelat açısından daha zengindir. Yani iki tane nokta gibidir. Bir doğru oluşturur. Noktaya nispetle sureten bir zenginlik oluşturur. Şimdi onu da anlamak için açıyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sahabelerin toplu davranışları giriyor işin içine. İcma giriyor. Şimdi onlar da bir düzlem oluşturmuş oluyorlar aslında. Şimdi o da hadise göre daha derli toplu, daha daha açıklayıcı ve daha zengin. Ve bir de dördüncü merhale olarak ona bir de katıyorsun, derinlik katıyorsun. Çünkü bu artık hayatın devreye girmiş olduğu bir alan. Üçüncü boyutu katıyorsun. Orada artık büsbütün zaten hadiseler çetrefilleşiyor, zenginleşiyor. İşte piramidin tabanı gibi genişlikte bir şey oluşuyor. Yani bunu, bu İslam'daki bu kaynakların sıralanmasını, yani matematiksel olarak da aynı şekilde ifade edip, ispat etmiş, dayatmış ve bu hicri yani miladi 800 küsur yılında yapılan bir şey ve bugüne kadar da itiraz eden olmamış. Doğuda, batıda. Yani tabii ki bu açıktır. Yola çıktır yani, itiraz eden için yola çıktır ama şimdi biz bunu tespit edelim. Şimdi bunların her biri bir öncekine göre tabii muhteva olarak daha zengin, bir sonrakinden ise daha temel. Yani bu hayatın her safhasında böyle öz olan daha kuru, gözükmeyen, sureten daha renksiz, zevksiz bir şey gibi gözüküyor yani. Şimdi akıl planında konuşulurken, bir dakika, bir noktada bir yere not almıştım. Şimdi mesela İbn-i Rüşd ve İbn-i Arabi'den örnek verdim. Tarihte bir ufak, güzel, hoş bir karşılaşma daha oluyor aslında. Ebu Said Ebu'l-Hayr isimli bir mutasavvıf var. Büyük bir İslam alimidir. Onun İbn-i Sina ile bir görüşmesi var. Yani görüşmenin detayları uzun ama çıktığı zaman şöyle bir
şey söylediği rivayet olunur. Bir hayretle söylüyor bunu. Diyor ki ya bu adam benim keşifte gördüğüm her şeyi akılla temellendirmiş diyor. Şimdi İbn-i Sina'cığım. Bu işte akılla keşfin bağlayıcılık farkı da olmuş oluyor insanlar için. Çünkü akıl izah eden, bana bunu izah eden de akıl. Çünkü İbn Arabi'nin bir sözü var çünkü. Keşif ehlinin sayısı az, müminlerin sayısı ise çoktur. Yani keşif ehli olmak, onu tekrar başa gelmiş olmayalım. Topluluklara bir ideal olarak, usulü belirgin bir ideal olarak dayatılmamalı. Yapılamaz zaten yani teknik olarak. Ha şimdi burada şöyle bir şey var. Aynı bu deminki şey esprisinde düşünelim. Hani metafizik kelimesine yüklenen yanlış mana ama doğru tasavvur meselesi var ya. Şimdi buna çaba boş bir yan var. Şimdi aklın yetersiz olduğu alan yok mu? Aklın yetersiz olduğu alan var. Fakat akıl yetersiz olduğu alanı da aslında kayıtlıyor. Mesela buna mucize ismini veriyor mesela. Yani şimdi tıpkı fiziğin kendisinden sonraki yetersiz manası kazanmış şeyde bile içinde fizik kelimesi geçen bir kelimeyle tarif edilmesi gibi. Yani metafizik ama fizik yani. Fiziğin bir şeyi gibi, dalı gibi. Bunu mesela en belirgin olduğu şeylerden biri Hazreti Musa'nın Firavun'un önündeki şeydir, mucizesidir. Şimdi bu aklın yetersiz olduğu alanda ki tavrını konuşuyoruz şimdi. Şimdi biz bir an kendimizi o sarayın içinde bir asker olarak farz edelim. O hadise herkes tarafından malum. Şimdi 12 tane büyücüsünü getiriyor Firavun. Çünkü Hazreti Musa'nın büyücü olduğunu zannediyor. Onun büyülerine karşı galip gelecek. Şimdi 12 tane büyücüyü getiriyor. Bunlar ortaya asalarını atıyorlar. Biz ama hala kenarda duran askeriz. Biz şimdi bizim gözümüzden bakıyoruz hadiseye. Şimdi 12 tane tip var. Bir de Musa diye bir insan var. Bunlar şimdi ortaya koyuyorlar. Bunların hepsi yılana dönüşüyor. Bir büyü. Sonra biri geliyor. İşte Musa isimli. O da asayı koyuyor. Bunlardan biraz daha büyük bir yılan ortaya çıkarmış oluyor. Bu yılanların hepsini yiyor. Şimdi bizim için bu hadise bundan ibaret. Vay hani bir de şimdi o dönem büyücüler varsa biz de o dönemin insanı olarak büyü hadisesine bugünkü insan tepkisini vermeyiz. Yani belli ki bu ilim olarak yapılan, öğretilen, sürekli yapılan bir şey. Yani Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu asasının bunlardan daha büyük bir yılan çıkarıp, ejderha çıkarıp bunların hepsini yemesinin bizim için onun peygamberliğine delalet eden ne gibi bir yan olabilir? Hiçbir yan olamaz. Çünkü biz bir kere o büyük ejderha çıkmadan evvel öbür adamları da peygamber kabul etmiş değiliz ki hani bu bir üstünlük yapmış olsun. Bizim için gözümüzde şu vardır. Akşam gittiğimiz zaman çocuğa şunu anlatırız biz. Deriz ki ya bugün bir tane adam geldi saraya. Yani büyükçe bir yılan çıkarttı. Bizimkilerin şeyini bozdu deriz. Paçasını bozdu falan deriz. Bizim için bu hadise bundan ibarettir. Akıl planında. Ama ne oluyor? Oradakiler secdeye kapanıyorlar 12 tanesi. Onlardan başka da secdeye kapanan yok yani orada zaten. Niye? Çünkü çok basit. Adam kendisinin ilimdeki yerini biliyor. Yani ben ilimde en üst noktadayım. Benim karşımda bu adamın yapmış olduğu şeyin bana galebe çalmasının ilahi bir şey olduğunu anlıyor adam. Hani akıl planından çıkıyor. İşte mesela o adamlar akıllı adamlar. O 12 tanesi aklı kullanan adam. Yani şimdi akıl kendisi dışındaki bak yetersiz olduğu alanda da kıyas yapabilen bir varlık diyelim yani. Bize verilmiş bir alet. Bunu da bu şekilde şey yapmak istedim. Şimdi kıyas dendiği zaman da alanımız mantık. Biz de aslında hala konferansın alanına giremedik. Biz de şey bina ediyoruz, temel bina ediyoruz. Şimdi mantık bizatihi kıyas demektir bizim dilimizde. Aşağı yukarı karşılığı olur. Fakat doğru düşünmenin, doğru düşünce faaliyetinin kurallarını inceleyen bir disiplin bu. Yani nasıl diyelim? Bilginin, söylenilen şeyin, bilgisin, yani söylenilen bilginin doğruluğunu, doğruluğuyla ilgilenmez mantık. Senin onu söylerken altına inşa ettiğin düşünce ve kavramların
Yani o kendi kendilerine olan bütünlüğünü inceleyen bir bilim dalı. O yüzden mantıki açıdan doğru olup bilgi ve bilim açısından yanlış olan bir şey olabilir. Ama adam mantıki açıdan bunu doğru savunabilir. Çünkü mantık kendi başına bir şey kıymet ifade etmez. Ama sadece şudur, bilgi ve düşünceyi doğru bir şekilde ifade etmek. Şimdi burada Allah Resulü'nün hayatında aslında benim geçmişten beri batılı bilim adamlarının bilmelerini istediğim bir hikayesi var. O da çok meşhur bir hikaye. Sahabeler Allah Resulü'ne gelip diyorlar ki, ya burada Yahudi müneccimler var diyorlar. Dediler ki yarın çok büyük bir yağmur yağacak. Medine'yi sel basacak. Allah Resulü de orada diyor ki bütün müneccimler yalancıdır. Meşhur bir hadis. Şimdi ertesi gün bu adamların dediği gibi oluyor hadise. Sahabeler tekrar geliyorlar Allah Resulü'nün yanında. Allah Resulü de kovayla evden su çıkartıyor. Yani evi su basmış yani. Ve sürekli bütün müneccimler yalancıdır sözünü tekrar ediyor kendi kendine. Bu Allah Resulü'nün o hadise ve ölçü noktasında bu ortaya koymuş olduğu tavır aslında dediğim gibi yani bilim adamı denen adamın gerçekten bilmesini istediğim bir şey. Çünkü bu demin söylediğimiz gibi şimdi ölçü var. Şimdi ölçünün dışında oluşmuş bir hadise var. Şimdi Allah Resulü'nün oradaki tavrı ölçünün yanındadır. Yani istisna ya da karşılaşılan hadise ölçünün kendisi kadar güçlü değildir. Velev ki görünürde işte onu boşaltırken bile. Yani çünkü bunun aslında buna safsata noktasında da aslında temas edeceğiz. Bir şeyin gerçekleşmiş olması benim onu söylemiş olmamdan kaynaklanmıyor olabilir. Şimdi benim onu hani bununla ilgili hatta burada ufak bir şey yapalım. Nasrettin Hoca'dan bir misal verelim. İki tane sopayı birbirine vuruyormuş böyle. Demişler ki hocam ne yapıyorsun demişler. Kaplanları kovuyorum demiş. Ya burada kaplan ne gezer demişler. Demek işe yarıyormuş demiş. Hoca diyor. Yani şimdi bu müneccimlerin yağmur yağmasının bilmelerinin böyle bir yanı var. Yani yağdı mı yağdı. Yani şimdi kaplan yok mu? Yok. Yani yarıyor o zaman işe. Ama şimdi burada Allah Resulü'nün tavrının gerçekten çok önemli bir öğreticiliği var burada. Ölçüden şaşmamak gerekir. Göz, bunun tersinde şeyler görse bile ölçüden şaşmamak gerekir. Yani mantık, düşünmenin kural açısından incelenmesi dediğimiz için aslında şekilci, formel diyorlar ona. Biçimsel işte şekilci şeklinde çevriliyor. Şekilci bir özellik gösteriyor. Bunun da en önemli temsilcisi, gene bu konu üzerine bir sürü kitap yazmış olan Aristo. Ha şimdi Aristo mantık üzerine muhtemelen ilk defa düşünen insan değildir. Çünkü mantık insanla beraber var olan bir şey de. Hatta bizim bildiğimiz kadarıyla, yani bize yazılı bir şekilde bilgi kaynağı olarak geldiği kadarıyla eski Hint'te ve Çin'de mesela bazı kavram teknikleri üzerine ya da Mezopotamya'da ve Mısır'da ölçme, sayma, bazı şeyleri sınıflandırma gibi şeyler yapılıyor. Hatta bazı aritmetik işlemler de mesela Mısır'da dış şartların dayattığı mecburiyet yüzünden gelişiyor. Fakat onların bu gelişmişlik düzeylerinde olmasına rağmen matematik ve mantıktan mahrumluk gibi bir mahrumiyetleri var, öyle diyelim. Yani o mantık sistemini kuramamıştır onlar. Bizim elimize gelen ilk sistemli mantık şeyini Aristo yapmıştır. Formel mantık diye çevrilen bugün. Şimdi bu düşünce biçiminin kendisine surette bakıldığında kendisine düşman olunmasını gerektirecek bir tarihi bir tecrübesi var. Bu da bu Orta Çağ tecrübesi. Şimdi bu bütün Orta Çağ boyunca hakim olan o skolastik düşünce aslında tamamen Aristo'nun o şekilci, formel mantığının soyutlamalarından ortaya çıkmış şeylerle kuruluyor kilise üzerine. Tabii bunlar bu soyutlamalar tek yanlı ve statik kalıyorlar dinin elinde çünkü orada kilise bir açık gözlük yapıyor. Hani hep söylenen bir şey var ya meleklerin cinsiyetinin tartışılması gibi hani dış şartlar ne halde? İşte Fatih'in topları surları dövüyor. Adam içeride meleğin cinsiyetini tartışıyor ama bu aslında bir de mantık açısından bir karşılığı var.
Bunu o formel mantık, Aristo'nun mantık sistemi üzerinde kurduğu formel mantıkla yapıyor bu şeyi. Yani pek çok teolojik meseleyi, mesela dini, ilahi meseleyi Aristo'nun şeyi üzerine şey yapıyor. Fakat burada Aristo'ya haksızlık etmemek gerekiyor normalde. Çünkü bu kıyas olarak onun söylemiş olduğu kıyas mantık muhakemenin yollarından sadece biridir mesela Aristo'da. Aristo daha sonra bunun üzerine hani diyalektik olarak da yani diyalektik diye ismiyle de zaten eser yazmıştır. Başka şeyler de yazmıştır. Yani kilise onun şeylerinden kendi işine gelen yanları almış ve onun o aldığı şeylerle çok statik, böyle donuk bir dünya tasavvuru ve ideolojisi oluşturmuştur. Bir yaşam tarzı oluşturmuştur. Sonra da düşmanlık, daha kilise sonrası gelen batılı ilim adamları tarafından yapılan düşmanlık aynı zamanda Aristo'ya da dönmüştür. Çünkü bunun sayesinde oldu diye. Mesela bu da aslında yanlış bir tasavvur. Şimdi bizde bunun karşılığı var. Bunun örneğini vereceğiz. Şimdi Rönesans dönemiyle birlikte bu mesela formel mantık tenkit edilmeye başlanıyor Batı'da. Hatta Kant o saf aklın eleştirisinde yerle bir ettiği falan söylenir. Yani Batı'da şeyi falan. Hegel de hatta hareket halinde olan şeylerin içermesi ne işte diyalektik düşünce biçimini ortaya koyarak Aristo'nun yani Aristo'nun statik anlayışına karşı geldiği söyleniyor böyle yapılarak. Fakat Aristo'nun aslında anlayışı statik değil. Örnek verdiğimiz gibi kilisenin Aristo'yu kullanış biçimi statik. Ha bizde ne oluyor? Şimdi İslam düşünürlerinden Aristo'nun buradaki ilk şeyi Farabi'dir. Mesela onun sistemini alıp İslam sisteminde mesela Müslümanlık içerisinde oturtmaya çalışan filozof. Şimdi Farabi bu Aristo'nun sembolik mantığını bir bütün halinde anlamış, kabul etmiş. Hatta düşünce ve sonuç diye bugün hepimizin çok kolaylıkla bildiği düşünce ve sonuç şeklinde varılan mantıki verilerin kategorisi de Farabi'ye aittir aslında. Hatta bugün Batı'da da okutulduğu zaman sembolik mantık Farabi'nin eklemeleriyle okutulur. Ha şimdi bizde ne var? Hatta daha sonra İbn Sina da mesela onun içine yeni şeyler ekliyor. Mantık sanatının içine yeni şeyler ekliyor. Yani geçicilik. Mesela bazı mantıki şeylerin geçiciliği vardır. Zamana kayıtlıdır. Bazı içerme diye yaptıkları, şimdi onların şeylerine girmeyelim tek tek. Vaktimiz şey olmasın. Hani ben şimdi şunu demek istiyorum ki kendisinden yaklaşık 7 asır önceki bir sistemi, şimdi Hristiyan olmuş Batı'dan bahsediyoruz. Kendisinden 7 asır önce Aristo yaşıyor, bir sistem oluşturuyor. Doğru veya yanlış anlamış olsun bu sistemi. Önce yanlış uygulama yapıyor. Bak, doğru veya yanlış uygulama olsun. İsterse bilerek yapsın, isterse bilmeyerek yapsın. Önce yanlış uygulama yapıyor. Sonra doğrusunu buluyor. Orta çağlar boyunca. Ondan sonra alternatif geliştiriyor nihayet. Ve bu serüvenini yaklaşık 12 asırda tamamlıyor. Yani kabaca şöyle diyebiliriz. Batı dünyası Aristo'yu 12 asırda tanıyor. Bir onunla bir mücadeleye de girecekse, onunla bir alternatif de geliştirecekse, kabul de edecekse, ne yapacaksa yapsın. 12. asrın sonunda onun verdiği şeye dikkate alınır. Şimdi bizde bir bütün olarak adamı anlama ve onu o ilmi geliştirme usulü var. Tek bir kişide tevarüz etmiş. Yani madem zaman üzerinden konuşuyoruz, orada 12 asır, sen de tek bir kişinin ömrü içinde. Yani 10 senede tevarüz etmiş bir şey var. Yani şimdi o yüzden bizim Doğu dünyası, İslam dünyası olarak Batı'nın o çok dolambaçlı şeylerini dahil olmamız gereksizdir her anlamda. Her anlamda yani şey. Hem bütün şeylerinde gerekli değildir öyle söyleyelim yani. Çünkü adamların şeyleri gerçekten bizim İslam düşünürlerinin alıp uygulamaya koydukları şeyleri kavga boyutunda, çekişme boyutunda, kabul boyutunda 12 asırlık bir mücadele sonucunda varıyor adam. Yani bizim bunu şey yapmamız gerekmiyor o yüzden. Şimdi mantık hakkında bir kuru bilgi aslında da vermemiz gerekiyor. Çünkü mantık dediğim şey dediğim gibi kıyastır.
kıyasla safsatanın tam zıttıdır aslında. Yani iki tane şey var. Biri, hatta kıyasa zaten eski dilde kıyası batıl denir safsataya. Yani batıl olan kıyas. Şimdi kıyasın yöntemleri var, usulleri var. Safsatayı da bu usuller çerçevesinde göreceğimiz için şu kuru bilgi örneklerini vermek isterim. Ki böyle de ilk bölümü de şey yapabiliriz. Şimdi kıyasta üç tane temel yöntem var. Tümden gelin, tüme varın, bir de analoji. Analoji dedikleri benzetme. Şimdi bunlara örnekle gidelim, safsatada da örnekle gideceğiz. Tümden gelinme dayanan kıyas, şöyle bir örnek verilebilir mesela. Ben şimdi diyorum ki bir cümle olarak, tüm insanlar ölümlüdür. Böyle bir şey koydum. İkinci önerme olarak diyorum ki Sokrates de insandır. Üçüncü önerme olarak diyorum ki o halde Sokrates ölümlüdür. Bu tam şeydir, yani güçlü argümandan ortaya çıkan mantıki bir ifade. Şimdi tümden gelinerek yapılır. Şimdi bunun ikincisi tüme varım şeklinde yapılan kıyas. Burada da bir özelden genele gitme var. Mesela ne oluyor? Örnek aldım. Öğretmen maaşı geçinmeye yetmiyor diyorum. Sonra diyorum ki doktor maaşı geçinmeye yetmiyor. Sonra diyorum ki hakimlerin maaşı geçinmeye yetmiyor. Dön oradan. Böyle bir sonuca çıkıyorum. O halde memur maaşları geçinmeye yetmiyor. Şimdi burada bir parantez açmak isterim. Şimdi bir şeyin yok denmesi, bir şeye yok denmesi var denmesinden daha zordur. Şimdi ben mesela bu ikinci önerme, birinci önermeden niye daha güçsüz? Çünkü şöyle bir şey var. Ben burada bütün memurları saymak zorundayım bu cümleyi söylemek için. Ama bütün memurları saymadım. 2-3 tane saydım. Bunu da getirmem. Bir şeyin, şunu desem, Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti yoktur diyen bir adamın, mesela Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini bilmesi gerekir. Halbuki vardır diyen bir insanın ispat etmesi için var olan ayeti göstermesi yeterlidir. Şimdi o yüzden tümden gelim, tüme varımdan kuvvetlidir mantıkta. Bir de analoji tipi var. Bu en zayıfı. Bu zaten felsefe ve mantık şeyinde aslında doğru olarak kabul edilmez. Ama toplumsal olarak hani konuşmanın başında dedik ya, kaçınılmaz bir şekilde şey oluyor. Yani burada kullanılabiliyor. Buna da şöyle bir örnek aldım. Mesela diyor ki akıl Tanrı'ya benzer diyor. İkinci bir önerme akılla ilgili gene. Diyor ki akıl görünmezdir. O halde Tanrı da görünmezdir. Yani buradaki şey artık olabilirlik. Olabilirlik manası çıkıyor. Varsayımsal oluyor yani. Mantık kabul ettiği üç tane kıyas budur. Güçlüden zayıfa doğru. Ben ilk bölümde aldığım notlar, söylemek istediğim şeyler bu kadar. İkinci bölümde safsatayı konuşmak istiyorum. Kıyasın zıttı olan. Onu örnekler noktasında konuşacağız. Biraz daha zayıf da olabilir. 15 dakika. Tamam.